bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerimizin gerçekten çok zor şartlarda çalıştığını, çok zor şartlarda yaşadığını biliyoruz. Bir taraftan geçim sıkıntısı çekiyorlar, bir taraftan iş bulma sıkıntısı çekiliyor, bir taraftan doğuda öğretmenlerimiz kaçırılıyor, maalesef can güvenliği sorunu yaşıyor. Bir taraftan işte gönderiyoruz deprem bölgelerine, oralarda maalesef çürük binalarda hayatlarını kaybediyorlar. Öğretmenler bizim için çok önemli. Ben bu noktada meclisimizin somut, ciddi, tutarlı adımlar atmasını bekliyorum. Ayrıca biliyorsunuz ataması yapılmayan öğretmenlerimiz var. Hükümet seçimden önce bir söz vermişti onların atamasıyla ilgili. Seçimden sonra özür diledi. Bu iş böyle bir söz verip özür dileyecek kadar basit bir iş değil. On binlerce öğretmenimiz var. Onların aileleri var. Onların çocukları var. Onların çocukları var. Kasım ayında, Aralık ayında hükümetin verdiği sözün arkasında olmasını bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ana muhalefet olarak da bu konuda atılacak her türlü adımda hükümetin yanında olma taahhüdünde de bulunuyoruz. Bugün gündemimiz ekonomi. Ekonomide uzun zamandır tablo esasında pek iyi gitmiyor. Yani Türkiye bir şekilde hızla krize doğru koşuyor. Bunu sanırım yani zaman zaman bizde de bunu kamuoyuna sizlere aktarmada biz de sorun yaşıyoruz. Yani biz de bunu tam olarak anlatamıyoruz. Dün yine biliyorsunuz bir uluslararası denetim kuruluşu, bağımsız denetim kuruluşu Fitch bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin kredi notunu pozitiften durağına düşürdü. Şimdi herkesin aklında aynı soru. Dün mesela İstanbul'da İstanbul Kıymetler Borsası, mali piyasalarda da ciddi bir dalgalanmalar oldu. Ciddi bir borsada düşüş yaşandı. Herkesin kafasında soru ne oluyor? Ekonomide ne oluyor? Esasında baktığımız zaman ekonomi su alıyor. Yani gemi su alıyor. Fitch'in bu açıklaması önemli. Yani bunu önemsiz diye bakmamamız lazım. Esasında Fitch daha evvel, sadece Fitch değil, esasında daha evvel uluslararası finansal kurumlar Türkiye'yi uyardılar. Özellikle cari açık konusunda uyardılar. Yine Fitch cari açık konusunda hatırlarsanız hükümeti uyarmıştı. Yani cari açıkta büyük bir sıkıntı var. Bunun önlem alınması gerektiği konusunda hükümeti uyarmıştı. Yine hatırlarsanız ekonomiden sorumlu bakanlar çıktılar dediler ki ya fişliğini yapıyor. Herkes kendi işine baksın. IMF de kendi işine baksın. Dünya Bankası da kendi işine baksın. Fiş de kendi işine baksın dediler ve bildiklerini hükümet yapmaya devam etti. Ne oldu? İşte bugün biraz sonra da biraz daha derinden aktaracağım. Tabloyla yine karşı karşıya kaldık. Tabii hükümet bağımsız kurumlara karşı tahammülü yok. Maalesef yani hükümetin bağımsız kurumlara, bağımsız denetleme, düzenleme kurumlarına karşı bir alerjisi var. Ellerinden gelse bir kanun hükmünde kararname çıkartıp bu uluslararası bağımsız kurumları da bağımlı hale getirip başlarına kendi adamlarını atacaklar. Bereket oralara daha elleri kolları uzanamıyor. Şimdi ekonomi dedim ki gemi su alıyor. Yani ve Türkiye hızla krize doğru gidiyor. Şimdi bir kere şunu açıklamamız lazım. Yani önce bunun nedenine girmeden evvel tabloya şöyle bakmamız lazım. Büyüyoruz, güzel büyüyoruz. Bir taraftan bu büyümemize istihdam sorunumuzu çözmüyor. Bu büyüme bizim gelir dağılımında adaleti sağlamıyor. Bu büyüme bizim bölge arasındaki ekonomik sosyal dengeyi normale getirmiyor. Daha beter açıyor. İşte Doğu Güneydoğu durumunu ortada. Peki bu büyüme ne işe yarıyor? Esasında büyümede bir makyaj var. Bunu ortaya koymamız lazım. Yani benim sizlerden ricam, biz de bunu size anlatmaya çalışıyoruz. Hani siz de bunu halka anlatmak için burasına iyi bakmanızı ben sizden rica ediyorum. Esasında ekonomide bu büyüyor dediğimiz şeyin içerisinde 3 tane köprü var. Şimdi bunlardan bir tanesi ilk köprü 2006'da yapıldı. 2006'da Türkiye'nin milli gelir hesaplaması bir günde %33 değerlendi. Bir hesap yapıldı. Denildeki Birleşmiş Milletler'den Avrupa Birliği normlarına geçiyoruz ve milli gelir hiçbir şey içine koymadan bir anda 133'lük bir artış oldu. Bir köpük bu esasında. Yani baktığınız zaman orada temel şey şuydu. Yani birçok madde var içerisinde ama ben hatırlamanız açısından, anımsamanız açısından söylemek istiyorum. Mesela
eskiden kira kontratları veya tapulara göre konut sektöründe bir gelir hesaplaması yapılıyordu. Sonra değiştirildi. İşte elektrik faturası, doğalgaz, telefon faturaları da dahil oldu. Yani bir anda orada bir şişme oluştu. Şimdi ikinci önemli husus, yani bu büyümedeki köpüğün ikinci olan şey, biliyorsunuz hükümet başından beri şöyle bir politika izledi. Düşük kur, yüksek faiz. Şu anda da biliyorsunuz Türkiye en yüksek faizi veren ilk üç ülkeden bir tanesi dünyada. Ve hep düşük kur. Aşırı değerli Türk lirasıyla gittik. Ve baktığımız zaman aşağı yukarı 2010 yılına kadar %40'lık bir köpük var burada da. Yani Türk lirasının aşırı değerlenmesi ve burada da bir %40'lık bir köpük var. Yine bununla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Yani bunu ne demek istediğimi açıklamak için, daha iyi anlatabilmek için şunu söylemek istiyorum. 2010 yılında milli gelirimiz neydi? Hatırlayalım. 235 milyar dolardı. 2010 yılı milli gelirimiz 235 milyar dolardı. Ve bu hangi pariteye göreydi? O zamanki, yani 2010 yılı 1.5 dolar paritesine göreydi. Şimdi bir an şöyle düşünelim. Yine 2010 yılına gidelim. Pariteyi değiştirelim. Bugünkü paritene 1.85. 2010 yılını 1.85'te ele aldığımız zaman o 735 milyar dolar dediğimiz rakam 588 milyar dolara iniyor. Yani tek pariteyle. Ve öyle baktığımız zaman da sadece o ikinci köpük dediği %40 Türk lirasının değerli olması bir anlamda kişi başı gelir de 7900 dolarlara düşüyor. Bugün 10.000 dolar diyoruz 2010 rakamına göre. Pariteye baktığımız zaman, değerli olmadığı zaman aşağı yukarı 7900 dolar. Esasında bu üç köpük diyeceğim. Yani birincisini anlattım, ikincisini anlattım, şimdi üçüncüsünü söyleyeceğim. Bu üç köpüğü biz arındırdığımız zaman kişi başı gelir aşağı yukarı 5-6.000 dolarlarda bugün. Şimdi üçüncüye geldiğim zaman, yine hatırlarsanız genel merkezde sizlerle bir araya gelmiştik. Ben Sayın Babacan o zaman bir parite değişikliği yapmıştı. Aralık ayının ilk başlarında. Ve ben hokus pokus tweet diye bir açıklamada bulunmuştum. Maalesef gazetelerde yer almamıştı. Onu da ifade edeyim. O gece 1500 dolar kişi başı gelirimiz artmıştı bir anda. Şimdi bu üç tane köprüye baktığımız zaman, yani ekonomimizin esasında bir makyaj olduğunu görüyoruz ve ekonomimizde esasında yani daha böyle bir güzelleştirildiği veya gerçek rakamların manipüle edildiğini görüyoruz. Bir kere bu tespiti yapmamız lazım. Yani bizim ekonomimiz tamam, güçlüyüz, büyük ekonomimiz var ama bu ekonomimizde köpük var. Bu köpük gittiği zaman o zaman gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Yani kişi başı geliri 10 bin dolar olmuyor, 5-6 bin dolarlık bir milli gelire sahip oluyoruz. Bir anlamda bir illüzyon gibi esasında bu. Şimdi Fitch ne diyor? Yani dün yorumlayalım, Fitch ne dedi dün? Dün diyor ki, ya kardeşim diyor, senin cari açın çok yüksek. Ben seni daha evvel uyardım, şimdi de notunu indiriyorum diyor. Cari açın çok yüksek diyor. Enflasyon diyor, yükseliyor diyor. Enflasyon artık fren tutmuyor diyor. O zaman senin puanını düşürüyorum diyor. Yani köpük bitti, kredi notu bitti. İşin Türkçesi bu. Yani Fitch'in, yani dünün yorumu bu. Köpük bitti, kredi notu düştü. Yine bu seneye gelelim. Yani sizi böyle bir oraya götürüyorum, bir buraya götürüyorum. Kusura bakmayın ama bu seneye bir gelin. Bu sene ne oldu? 2011'in ocağından bugüne kadar aşağı yukarı %30 devalüasyon oldu. Doğru mu? %30'luk bir devalüasyon var. Yani köpük gitti, o zaman kredi notu bitti. Yani gerçekler ortaya çıkıyor. Şimdi ben esasında daha konuya girmedim. Bugün yoğunsunuz biliyorum. Programınızı da gördüm. Ama daha konuya girmedim. Şimdi konuya yavaş yavaş giriyorum. Bir tespit yapmaya çalıştım. Verileri sizler paylaşmaya çalıştım. Şimdi daha derine indiğimiz zaman başka bir husus var. Yani Fitch'in mesajında da, bizim geçmişteki mesajlarımızda da başka bir husus var. O da şu. Şimdi etrafımıza bakıyoruz. Avrupa Birliği'nde Portekiz, İtalya, Yunanistan, İspanya, yani bunların hepsi krize girdi. Peki bunlar birdenbire mi girdiler krize? Yani bunlar ne oldu da krize girdiler? Hayır. Bunların esasında zaten sorunları vardı. Ama sorunları Sayın Başbakan da zaman zaman ifade ediyor. Diyor ki, ona da geleceğim biraz sonra. Bizim diyor borçlanma oranımızın gayri safi milli hasıla düşük diyor. Bu ekonomide sorunla giden ülkelerde, biraz evvel ismini saydım. Bunlar esasında şu anda güçlü ekonomi dediğimiz, işte Almanya'dan, Fransa'dan daha iyi durumdalardı. Ama buna rağmen bu ülkeler kriz yaşadı. Neden? Çünkü ekonomide, kendi ekonomilerinde hassasiyetler vardı, kırılganlıklar vardı. İşte Türkiye'nin de bugün ekonomisinde hassasiyetler ve kırılganlıklar var. Onun için Türkiye bunları dikkate almazsa, Türkiye bunları ciddiye almazsa hızla krize doğru koşuyor. Şimdi
Kırılganlık olduğu zaman ne oluyor? Dışarıda bir şok geldiği zaman otomatik olarak o zaman işte gayri safi milli hasılanızın borç oranınız, rasyolar değişiyor ve bir anda krize girebiliyorsunuz. Yani olaya böyle baktığımız zaman Türkiye ekonomisinde ciddi kırılganlıkların olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kırılganlıkları sizle paylaşmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi, daha doğrusu en önemlisi ve birincisi bütçe açığı. Şimdi bütçe açığı 2011 yılı baktığımız zaman bütçe açığının düştüğü bir yıldı 2011 yılı. Neden düştü? Mali af, yani bu vergi barışıyla yaklaşık hazineye 11.2 milyar dolar para geldi. Ve dolayısıyla da bütçe açığı 2011 yılında çok fazla olmadı. 2012 yılı için hükümet önlem alıyor. Nasıl önlem alıyor? İşte zam yapıyor. Akaryakıta zam yapıyor, doğal yakıta zam yapıyor, elektriğe zam yapıyor ve vatandaşın cebiyle kendi açığını bir anlamda kapatmaya çalışıyor. İşte bir taraftan da gözünü İKİBE'lere dikti. Oradan da bir şeyler almaya çalışıyor. Oradan da bir para almaya çalışıyor. Çünkü satacak fazla bir şey de kalmadığı için buradan da kaynak bekliyor. Gelmezse kaynak ne yapacak? Borçlanacak. İşte bu nokta önemli. Borçlanacak. Şimdi borçlandıkça ne olacak? Diyeceksiniz ki Türkiye'nin efendim borç stoku düşük. Şimdi bir de buna bir bakalım. Yani Türkiye'nin borç stoku düşük mü, yüksek mi? Şimdi 2002 yılı rakamlarında baktığımız zaman Türkiye'nin borç stokuna, borç stoku neydi? Kamunun iç ve dış borcu. Toplam iç ve dış borcu. 2002 yılında kamunun iç ve dış borç stoku 242 milyar dolar. Yani 80 yıllık Türkiye'nin borcu 242 milyar dolar. Bugün kaç para? 2011 yılında 511 milyar dolar. Yani 271 milyar dolar 9 yılda borç stoku artmış. Şöyle demek istiyorum. 80 yılda artan rakam 242, borç stoku 9 yılda 271. Yani ciddi bir şekilde burada bir borç artışı var esasında. İşte borçlanarak ayakta durmaya kalkarsanız ekonomide İspanya, Yunanistan, İrlanda'nın durumuna her an düşebilirsiniz. En büyük sıkıntımız bu. Bir kere borçlanıyoruz. Yani büyüyoruz ama borçlanıyoruz. Ve bu borçlanma sürdürülemez bir noktalara doğru gidiyor. Şimdi başka bir şey var. Yani yine Sayın Başbakan bunu çok dile getirdiği için vurgulamak istiyorum. Sayın Başbakan diyor ki, efendim biz geldiğimiz zaman ekonomi çok kötüydü. Doğru. Kriz vardı 2001'de. 2002'de hükümet geldiği zaman zaten krizle gelen bir hükümet oldu. Ve diyor biz geldik ekonomiyi düzelttik. Ve buna da bakarken şuna bakıyor. Borç stokunun gayri safi milli hasılaya oranına bakıyor. Şimdi beraber bir bakalım buna. Bakın elimde sizin de elinizde 1986'dan 2010'a kadar borç stokunun toplamının gayri safi milli hasılaya oranı var. 2001 yılında %74'müş. Yani krizin bizi vurduğu zaman %74'müş. Hükümet göreve geldiği zaman %69.2. Bugün kaç? %42.9. İniş var mı? Var. Yani bunu şimdi burada iniş var. Peki acaba kriz olmadan önce, yani 2001'den önce, 1986'da bu hesaplanmaya başlandı. 1986-2001 arasında acaba hiç %40'a çıkmış mı? Elinize rakamlara bakabilirsiniz. Bir kere 1994'te %40 yapmış. Onun dışında hep %30'larda. Dolayısıyla bugün övündüğü Sayın Başbakan'ın borç stokunun gayri safi milli hasılaya oranı esasında övülecek bir rakam değil. Yani 2001 krizinden çok daha kötü. 1986'dan itibaren Türkiye böyle bir rakam görmemiş. Dolayısıyla bu rakamda esasında sağlıklı olmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi buradan demin de ifade ettiğim gibi, yani bu köpüklere rağmen iyi gibi bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. İşte en önemli kırılganlıklarımızdan, hassasiyetlerimizden bir tanesi borç stoku. Bunu söyledim ve bunu da rakamlarla size bunu ifade etmeye çalıştım. Şimdi ikinci hassasiyet, ikinci kırılganlık cari açık. Gelelim cari açığa. Yine size bu tabloyu da verdim. Mesela Yunanistan. İşte battı, batacak krizin içerisinde hükümetler devrildi. Yunanistan'da cari açığın gayri safi milli hasılaya oranı -%9.6. İşte Amerika diyor ki bazen Sayın Başbakan, işte Amerika'nın da cari açığı çok açık. İşte dış ticaret açığı çok veriyoruz. Şimdi bakıyoruz cari açığın gayri safi milli hasılasına Amerika Birleşik Devletleri'nde %3.2 eksi.
Hindistan'da, Güney Afrika'da, Polonya'da, yani Türkiye cari açığın gayri safi milli hasılaya oranında da %10'la, -%10'la Türkiye birinci durumda. Dolayısıyla ikinci hassasiyet, kırılganlık işte bu cari açık. Dünyanın en yüksek cari açık bölü gayri safi milli hasılası veren ülkesi Türkiye. İşte bundan dolayı da uluslararası denetim, bağımsız denetim ve düzenleme kurulları Türkiye'yi uyarıyorlar. İşte bundan dolayı uyarıyorlar. Yani biz buna ikiz açık diyoruz. Birisi bütçe açığı, diğeri de cari açık. Cari açıkla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Cari açıkla ilgili yine 1923 ile 2002 arasında toplam cari açık katlamalı. Yani bu 80 yılda ne oldu bir hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. İkinci Dünya Savaşı çıktı. Koalisyon hükümetleri görev yaptı. Öbür taraftan darbeler oldu. İstikrar olmadı diyor, değil mi? 57 milyar dolar 80 yılda. Sadece 2011 yılında cari açık 80 milyar dolar olacak. 9 yıllık cari açık Türkiye'nin 357 milyar dolar. Şimdi bakıyoruz. 80 yılda 57 milyar dolar, 9 yılda 357 milyar dolar. Yani bunu da ben dikkatlerinize sunuyorum. Biraz evvel şey de gelmek lazım. Yani mesela işte 2B operasyonu var. Yani mesela bedeli konusu bugün de bütçe planında konuşuluyor. Buradan da yaklaşık 7 milyar dolarlık bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Bedelliyi biliyorsunuz biz gündeme getirmiştik. Seçim beyannamemizde vardı. Hükümet de bunu bugün uygulamaya koydu. Bizim bu konuda endişelerimiz var. Özellikle burada bir ayrımcılık, yani parası olan parası olmayan konusunda bizim hassasiyetimiz var. Bu ülkede 74 milyon herkes eşittir, eşit haklara sahiptir. Yani o paralı yaralanacak, öbürü parasız fakir yaralanmayacak.